Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir video ile karşınızdayım ve Truck Simulator Ultimate hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi yenilikler diyor ve oyuna uzun bir zaman sonra güncelleme geldi. Diyorduk zaten ya bekliyoruz kesin bir şeyler var. İyi bir güncelleme geleceğine inanıyorduk ve bence güzel bir güncelleme, büyük bir güncelleme geldi. En bombası ise ilk sırada yazan gördüğünüz gibi resmi Mercedes-Benz lisanslı kamyonlara eklendi diyor. Yani oyunda artık Mercedes'in kamyonları lisanslı. Demek ki Mercedes-Benz ile Zoox Games anlaşmış ve artık lisanslı bir şekilde oyunda olacak kamyonlar. Yani önüne logo ekleyeyim, skin yapayım falan filan onlar bitti. Birebir orijinal Mercedes'in kamyonları olacak bundan sonra oyunda. Muhtemelen zamanında diğer firmalarda anlaşılıp herhalde kamyonları gelecek. Yani Mercedes'te anlaşıldıysa diğerleri zaten her türlü anlaşılır diye düşünüyorum. Ve Mercedes-Benz'e özel showroom eklenmiş. Oo, bunu merak ettim. Bayağı merak ettim. Yeni bir kamyon gelmiş. Mercedes-Benz Actros L eklenmiş. Yine Axor 1840 LS 2015 eklenmiş. İki yeni kamyon gelmiş. Hava sistemi güncellenmiş, nasıl olmuş bilmiyorum, bakacağız. Grafiklerde geliştirme yapılmış. Garajda araç yıkama eklenmiş. İşte bu ya. İşte bu, garajda yıkayacağız abi aracımızı. Kirli kirli. Videoya başlamak hiç istemiyordum biliyorsunuz. Özellikle ben bunu otobüs simülatörde çok gıcık oluyordum. Temizlik yapmak için illa ben sizden önce bir sefere gitmem gerekiyor. Arabayı temizleyip daha sonra videoya başlamam gerekiyor. Gıcık oluyordu. Tabii bu truck simülatörü bu. Otobüs simülatörü de bakacağız. Onda da yeni bir güncelleme var. O da bayağı bir uzun bir zaman sonra güncelleme geldi. Ona da bakacağız. Aynı anda geldi neredeyse. Ve Ultra Damper Dorse eklenmiş. Bu ne, tam anlamadım. Tamam, bir Dorse eklenmiş ama nasıl bir Dorse? Bugün denk gelir miyiz bilmiyorum. Beraber bakacağız. Oyunumuzu oynadığınız için teşekkür ederiz. Zoox diyor. Biz de güncelleme için teşekkür ederiz. Güzel bir güncelleme. Hadi bakalım, hazır mıyız? Abi şunu bir kapatayım. Kariyere geliyorum. Şimdi güncellemeleri kontrol edeceğiz ne var ne yok diye ve hemen geldi karşımıza abi. Direkt Mercedes'in 3 kamyonunu gösteriyor. Actros, Actros L, Axor. 3 kamyon ve bunlar da toplam 399 TL'ye isterseniz direkt alabilirsiniz. Bunlar ne abi? Buraya bir şeyler eklenmiş böyle. Bak bu menü de değişmiş. Bak böyle bir menü yoktu. Bunlar değişmiş. 250 bin para Axor ve 300 altın 199 TL. Bir de burada ne diyor? Kamyon paketi var. Actros ve Actros L'yi. Burada Axor yok mesela. 199. Axor'la beraber 399'du. Bir de no adese var. Reklam çıkmasını istiyorsanız sağda solda. Bu da 200 lira artı 500 bin de para. Güzel aslında. Yok, şu an gerek yok. Evet, şimdi abi bakın buralar değişmiş. Bir tık farklılıklar olmuş. Ben önce hemen bir ayarlar kısmına gideceğim. Grafiklerde iletişime diyor ya. Bir seçenek tabii ki var be. FPS. 60 FPS seçeneği gelmiş arkadaşlar. Hemen 60 FPS'imizi açtık. Çünkü bilgisayarda 60 FPS çok daha güzel oluyor. Videoları da 60 FPS'te yüklüyorum ama oyun 60 FPS olmayınca yüklemenin pek bir anlamı olmuyor. Şimdi artık tadıyla olacak. Ultra ayarda oynuyorum. Fantastiği almayacağım. Aslında oyundan atmıyor ya gerçi. Bu LDP'leri düzelmişti. Ben fantastik yapayım. Otomatik vites, tuşlar, Türk iş, tamam. Direkt müzik kapalı değil mi? Güzel. Hadi bakalım. En full ayar aldım arkadaşlar. Burada bir bonusumuz varmış. Hadi bir çevireyim. Bir ne geliyor ondan sonra bakacağız arkadaşlar. Showroom abi 500 ne ya? 500 nedir ya? Şimdi burada bir bedava para diyor. Bu ne abi? Bunları geç. Araç sandığı diyor. Ha bunlar hep buraya almışlar. Bu aynen bu vardı yani, tek tek biriktirmiştik falan. Bunu buraya çekmişler. Yerleri biraz değişmiş. Yanlış anlamadıysam. Şimdi garaja gidiyorum. Garajda Mercedes-Benz'in showroom'una götüreceğim sizi. Burada olması lazım. Ve yine yolda da vardır elbet. Yo, burada değil. Ya da dur, kamyon satıcıları bir diyeyim önce bir. Aynen abi. Bakın gördüğünüz gibi Avrupa, Amerika ve Mercedes-Benz showroom'u diyor. Ya bu diğerleri muhtemelen BMC falan, Renault'ta, bunlar ilerleyen zamanlarda anlaşılır gibi geliyor. Ki Mercedes bunlar arasında hani en herhalde ne var başka? Scania'da var gerçi ama en büyük firmaların başında geliyor. Mercedes-Benz'in showroom'undayız. Allah! Hiç gitmedim showroom'la Mercedes-Benz'in ama muhtemelen lisans olduğu için neredeyse birebir aynısı yapılmıştır diye düşünüyorum. Abi çok iyi duruyor gördüğünüz gibi showroom.
Yeni gelen aracın bir tanesi bu. Actros L 435 beygir, 2200 Nm tork, 12 litre motor hacmi, 1100 litre de yakıt tankı var. Bunu bugün almayacağız ki zaten park yerimiz yokmuş. Bunu bir sonraki videoda alabiliriz, yeni gelen tırlardan bir tanesini. Ben ama Aksor'u almayı tercih ederim. Aksor biraz daha seviliyor. Ama diğerlerini de alırız zaten. Ne dedik? Actros'un 2010'u, Actros'un 2006'sı var. Burada Actros'un 2010'u var. Abi bayağı burada da Aksor 2015 var mesela. Bu da 401 beygirlik. Bayağı da sevilen ülkemizde bir tırlardan. Yine Actros var. Bu vardı zaten abi. Bunlar hep vardı zaten. Actros L 2023. Abi burası full zaten Mercedes'in tırları. Başka tır yok. Showroom da var ya, efsane gözüküyor. Bütün araçların gelse böyle çok güzel olur ya. Çok güzel gözüküyor. Şimdi o zaman işler diyorum arkadaşlar. İşe çıkacağız. Hem de yolda şu yıkamaya falan bakacağız. Onlar nasılmış beraber göreceğiz. Ama garajda yıkama geldi diyordum. Şimdi garajda yıkamayı biz niye yapamadık? Bir dakika abi, tekrar bakacağım. Hani garajda yıkama eklendi yazıyordu. Ben yanlış mı hatırlıyorum? Şimdi çekicilerime geldim. Önce bir çekicimi seçeyim abi. Mesela ben bugün Mercedes'in 2020 Actros'unu seçmek istiyorum. Tamam mı? Bunu seçtim. Aha gördüm. Gördüm. Abi bakın, mesela videoya girerken böyle pis bir şekilde girmek zorunda kalıyordum Truck Simulator'da. İlla temizlemek zaman kayboluyordu benim için. Ve sağ üstte bir su tabancası, yani yıkama tabancası var. Basıyorum. Ve ne oluyor? Şu an biri, Allah abi çok güzel. Elinde şey var bildiğin. Tabanca var. Şimdi arkadan göremiyorsun ama tam şu arkamda abi. Bak temiz bilmem ne yazıyor. Orada temizlik durumu %0 diyor. Şöyle gösterebilecek miyim? Bak %0. Onu %100'e kadar yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Yine şurada sol tarafta şey çıkıyor. Abi çok iyi, bildiğiniz araçtan inme abi. İndik işte, bak dışarı çıkabiliyor muyum bir bakayım. Çıkartmaz. Ama efsane güzel. Şimdi benim merak ettiğim, tırı nasıl temizleyeceğiz arkadaşlar? Oo abi çok iyi, şuna bak. Direkt kirli yerleri anında temizliyor. İnanılmaz bir yıkama sistemi. Gerçekten inanılmaz. Bak camlara kadar tertemiz oluyor. Şu an şöyle göstereceğim hatta abi, bakın. %14 yazıyor, gördünüz değil mi? %14'ünü temizledik ama tabii bunu %100'e kadar. Abi çok güzel ya. Keşke bir de önce de köpük atabilsek. Ama gelir. Harika olmuş. Bakın lastiklere kadar temizlemeniz lazım. %100'ünün ya komple araba ya tertemiz olması lazım kısaca. Her tarafının temizlenmesi lazım. Gerçekten bu güncelleme iyi olmuş arkadaşlar. Bayağı bomba bir, büyük bir güncelleme. Şu arka tarafa da tutayım abi. Arka lastiklere yakından yapalım. Su boşa akıt diyoruz. Aman hızlı abi. Şöyle lastikleri de simsiyah yaptık mı, çamurluklarımızı da temizleyelim. Abi olay budur ya. Zaten hep söylüyordum, böyle bir şey lazım, böyle bir şey olması gerekiyor diye hep söylerdim. Bilenler olacak. Tabi bunu otobüs simülatörde de bekliyorum. Otobüs simülatörü güncellemesine bakacağız. Orada nasıl bir güncelleme geldi, neler geldi bakacağız ama yakında abi. Dur. Abi çok güzel. Yalnız temizleme sistemi, yani yıkama sistemi gerçekten muazzam. Bayağı bir güzel olmuş. Yani abi daha nasıl olabilir ki? Ya bildiğin su tabancasıyla arabayı kendimiz garajımızda, bir de suyu kapatayım şöyle, yani kendimiz burada arabamızı çektik garajımıza, temizliyoruz. Daha ne kadar iyi olabilir değil mi? Harika olmuş. Ama şey olsa mesela, iki tane seçenek olsaydı, köpük artı su gibi. Ama muhtemelen onlar da gelir gibi geliyor bana. Yani çok zor olmasa gerek bunu yapıldı. Bak cam nasıl bembeyaz oldu. Yani o kadar temizlik net bir şekilde belli oluyor ki arabada. Anlatamam yani. Gerçekten anlatamam. İnanılmaz güzel. Bu arada %92 oldu. Şu an siz göremiyorsunuz benden dolayı ama. %94'ünü temizlemişim arabanın. Tabii yine temizlenmeye 99 oldu bu arada. Nere kaldı? Şurası herhalde. %100 oldu. Çekici temizlendi yazıyor sol altta. Benden göremiyorsunuz şu an. Bunu kapattım. Şimdi yerlerde su oldu gördüğünüz gibi. O da bayağı detayları güzel olmuş yani öyle olması. Bayağı bir iyi ya. Gerçekten bayağı bir iyi. Şimdi çıktım. Araç temizlenmiş. Buna bir bakalım isterseniz. Bembeyaz olması lazım abi arabanın. İşte budur.
İşte budur ya. Evet, çok güzel bir detay olmuş gerçekten. O zaman işlere geçelim. İşlerden hemen bir iş alıp yolculuğa çıkalım. Hem de yolda bir grafikler artı hava sistemine bir bakalım neler gelmiş. Yine Dorset'e geldi. Dorset'i bir kontrol edelim. Da Dorset'i biraz zor buluruz gibi geliyor. Neydi? Havalı ultra damper mi? Bir şey yazıyordu. Zor bir yük alacağım, kısa bir yük alacağım arkadaşlar. Öncelikle onu söyleyeyim. Uzun bir yük, yani uzun bir sefer yapmayacağız. Ama nereye gidebiliriz? Yani kısa damperli dorse için ne almak lazım? Damperli dorse mi diyordu? Bir şey diyordu ya. Onu şu an aklıma gelmiyor. Görebilir miyiz bir yerden? Bir düşüneyim. Yok, buradan göremeyiz abi. Neyse, dur bakayım ya. 248 kilometrelik şeyi gördüm orada. Dur. 248 Yozgat'tan Samsun'a lokomotif götüreceğiz. 10 bin. Abi, bir dakika abi, ne dondurulmuşu ya. Abi bunu bak, bu oyunu hiç sevmiyorum, bu oyunu ha. Ya benim tıklamadığım yere tıklatıyor bir anda kendi. Bak şunu tıklayacaktım abi. Heh, şimdi oldu. Abi bir anda tıklıyor kendisi. O an mesela sayfa yeniliyor, aşağı tıklatıyor beni, kasıyor mu o an, bir şeyler oluyor, ne oluyor bilmiyorum ama ben lokomotife gideceğim. Börek taşımak istemiyorum zaten, 1800 kilometre taşıyamayız. Büyük bir yük olacak, ağır bir yük olacak. 20 saniye sonra taşımaya başlayacağız. Mercedes'in lisanslı hale gelmesi çok güzel oldu. Bayağı iyi olmuş. Yıkama özelliği muazzam olmuş. 60 FPS gelmesi çok güzel. Ama oyunda nasıl bir değişiklik var grafiksel anlamda, bakacağız beraber. Full ayar arkadaşlar. Yani dahası yok grafiklerin görebileceğiniz. Actros'ta gideceğiz. Bu eski tırdı. Bir de bunun yenileri geldi. 3 tane. Actros L, Actros, bir de Axor. Onları sonraki videolarda alabiliriz. Burada bir farklılığımız var mı? Yok gibi. Ama sabah olsun istiyorum. Hava olaylarında muhtemelen şöyle olacak. İşte açık havada mesela güneşin daha güzel olduğu bir durum olacak. Ne bileyim, yağmur daha yağmur grafikleri, hava durumu yenilendi falan diyordu ya. Şimdi biz o yüzden açık hava diyelim arkadaşlar. Eğer şöyle bir şey derseniz mesela, abi işte şu modda oyun orada daha güzel havalılar falan oluyor, yenilemişler derseniz, sonraki videolarda orada oynayalım. Bugün açık havada oynayalım. Etrafı daha güzel görün grafikleri diye açık havaya aldım. Şimdi yağmuru alsam grafiklerini etrafın pek iyi anlayamayabiliriz. 248 kilometre. Abi şimdi, ya şu aracın bile kalitesinde bir şey var. İyilik var. O kadar belli oluyor ki benim ekranımda. Siz de aynı şeyi göreceksiniz. Kaliteli yüklüyorum çünkü ben oyunu. Abi iç kısım gerçekten, yani dahası bilmiyorum olabilir mi? Çok kaliteli duruyor ya. Gerçekten kaliteli. Hemen elimi aşağı, farları açtım. Burada bir ayarımız var mı? Sireni açtım. Ortam ışığını açmayacağım. Bir bakalım abi dışarıdan. 360'a geçtim. Fantastik ayarlar arkadaşlar. En üst ayar ve 60 FPS'te oynuyoruz. Aynamı açtım. Yüküm nerede abi? Ha, şurada. Biraz kasabilir 60 FPS'te, onu söyleyeyim. Bak şunu kapatacağım. Elin hareketleri çok güzel olmamış mı? Bak. Normalde böyle birbirine giriyordu. Bir şeyler oluyordu, hatırlıyorsunuz değil mi? Şimdi bir tanesini bırakıyor. Döndürürken tek elle döndürüyor. Çok güzel. Detay iyi. Ben yani daha önce böyle miydi bilmiyorum ama ben hiç hatırlamıyorum böyle bir şey olduğunu. Abi şimdi geri geliyorum. Gerçekten harika bir olay olmuş. Bu elin olayı bile, el animasyonu bile çok güzel olmuş. Yavaş yavaş yanaşıyorum. İç kamerada oynuyorum şu an. Evet. Girdik abi. Of. Grafikler 10 numara. Fantastik ve 60 FPS gücü arkadaşlar. Gerçekten çok fark ediyor. Epey de ağır bir yükümüz var. Şu neydi abi? Ha, bu şeydi herhalde ya. Bu arka lastikleri hareket ettirmek için bir... Aynen, bakın. Bunu daha önce hiç deneyememiştik. Ve şu an bakın, lastiklere bakın abi. Arkadaki dorsenin. Bu çok kolay dönmemizi sağlayacak arkadaşlar. Şimdi deneyeceğim, bakın. Daha... Lan. Ha, abi kendi bırakmıyormuş otomatik ya. Ben de diyorum ne oluyor, dorse kaydı. Abi dur, bu olay birazcık tamam iyi hoş da başımızı iş açabilir söyleyeyim. Sevdim. Vallahi başımızı iş açabilir. Şuradan bir çıkalım.
Abi şimdi bak burada mesela bu olayı kullanmaya çalışacağım. Ne tarafa döneceğiz abi biz? Niye navigasyon ha sağa döneceğiz? Şimdi şöyle bir şey deneyeceğim. Bakın abi. Ha tabii tersi olması lazım. Bir dönüşe baksana. Yani şimdi de ben alışkın değilim. Onun da biraz etkisiyle tam şey yapamadım, kavrayamadım. Hay vay 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 vay. Dönüş tabii biraz orada vurduk gibi oldu. Ama normal şartlarda buradan böyle dönmem mümkün değildi arkadaşlar. Ben ters mi döndüm ya? Ay bunu ortalama tamam ortalık şimdi. Navigasyon niye kapan diyecektin tamam sıkıntı yok. Abi bir dakika dur bir afalladım ya. Vallahi bir kafam karıştı. Uzun zamandır oynamıyoruz Truck Simulator'de. Hop vurmadım valla. Abi Shell falan gördüğünüz gibi şeyler duruyor. O yüklemiştik DLC'leri. Vallahi çok efsane ya. Şu teker olayı çok güzelmiş güzel de. Yani ben biraz ona alışamadım ya. Dur bakayım. Abi dönerken bir deneyeceğim. Evet yani. Abi biraz gıcık ya. Yani ben daha böyle kullanışlı bir şey diye düşündüm. Birazcık değişik geldi bana. Bilmiyorum siz seviyor musunuz bu özelliği ama bana biraz acayip geldi niyeyse. Ama tabii kullanışlı. Yani kullanıyoruz. Kullanacağız muhtemelen de. Çünkü dönerken falan bayağı bir iş görecek bu belli yani. Ama ben yine de çok fazla çok zorlu olmadığı sürece kullanmayacağım gibi duruyor. Çok böyle işte garaja girerken, garajdan çıkarken ya da teslim noktasına girerken falan kullanabilirim. Onun dışında biraz daha güzel. O araba sola çekiyor. O kadar ağır ki arkadaki yük. Dönerken zorlanıyorum dikkat ettiyseniz. Yani böyle zor dönüyor. Aman abi, fantastik ayarlar çok güzel bu arada. Gerçekten fantastik de oynamanız lazım. Etraf, çevre harika duruyor. Onu söyleyeyim. Ve araç tabii ki şu an zorlanıyor arkadaşlar. Çok sağa sola kaçıyor. Şimdi buradan dönerken biraz dışarıdan bir göstereceğim size. Abi yük epey bir ağır ya. Gerçekten epey ağır bir yükümüz var. Sonuçta lokomotif taşıyoruz. Yani hafif olamaz. Yani meyve sebze değil sonuçta. Bayağı da ağır bir yük. Sirenlerimi açtım. Arkada eskort araç geliyor. Bizi takip ediyor. Biraz gerimizde olsa daha iyiydi. Ona düzeltme yapılmamış. Değil mi? Bir daha bakayım. Aynen çok dibimizde hala. O birazcık keşke uzaktan takip etse çok güzel olurdu. Söylemiştik daha önce ama ona bir değişiklik yapılmamış. Ama şu yıkama olayı, lisans olayı, grafikteki güncellemeler çok güzel olmuş. Hadi abi geç kenara. Geç kenara. Biz burada zaten çıkamayacağız. Bir geç kenara ya. Allah Allah. Abi tırın önüne durulmaz ya. Bir frene bassam bir daha kalkamayız burada arkadaşlar bu rampada. Of buradan sığacak mıyım? Çok çarpacağım gibi duruyor. Vallahi iyi geçtim. İyi geçtim. Gerçekten iyi geçtim. Devam ediyoruz abi sağ şeritte. Çok zor o duruma girmedikçe sola geçmeyeceğiz ama şimdi ben gidiyorum böyle adam sağda da yavaş mecbur sola geçip sollamam gerekiyor. Ama işte bu da çok tehlikeli oluyor. Bayağı kaptırdım şu an. Hadi abi. Geç sağ Tesla. Geç abi geç. Bak işte bir fren yaptırdı bana. Şimdi tekrardan hızlanmam biraz zorlanacak. Ama ortam değişmiş arkadaşlar. Ya fantastiğin etkisi ya da ciddi anlamda bir grafikte böyle güzelleştirmeler yapılmış. Umarım bundan sonra da şu yola bir el atılır. Yani yolların artık sıktığını biliyoruz. Yolların değişmesi lazım. Farklı yollar olması lazım. Özellikle nasıl anlatayım işte böyle dağlık yol, rampalar, inişler, çıkışlar, çamurlu yollar gibi gibi yollar olursa tabii daha da eğlenceli hale gelecek. Ama şu güncellemenin gelmesi bile çok iyi oluyor. Ya güncelleme gelmesi lazım. Bayağı Allah 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 abi ya. Lastik patladı. Hadi şimdi gel de kurtul buradan. Abi makas mı yaptı deniyor. Ne deniyordu şuna olaya? Abi kaldık ya. Dönemem ki ben.
lastik işi işe yarar mı böyle bir şeyde? Ya buna neye yarayacak ki abi? Abi bizim buradan kurtulmamız zor olacak gibi duruyor ama dur bakayım. Abi o kadar döndük ki yani bunu nasıl çıkacağım buradaki şeyden? Servis yapacağız kesin. Abi 107 kilometremizde yolumuz kalmıştı ya. Neredeyse geldik ya. Servis mi var ki yakınlarda? Şurada servis. Lan ne oluyor? Abi kamyon fena burada arkadan. Dur. Dur abi bir. Bunun güç ayarı yoktu değil mi? He şunu şöyle kapatabiliyormuşuz mesela. Burada da varmış. Abi bir durun gözünüzü seveyim. Keyfimizden durmuyoruz yolun ortasında ya. Kaldık ya. Bizim eskort araç. İn arabadan da şunları bir hallet ya. Dönemiyorum abi. Kaldım ben burada. Baksana abi şuraya öyle bir girdi ki kasaya. Yani ben buradan kurtulmam mümkün değil. Yol yardım yapacağım arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Aman abi. Aman abi. Aman abi. Çalıştırır mıyız burada? Gider miyiz? Tabii çok zor kalkacağız. Ama kalkarız abi. Sıkıntı yok. Vallahi. Bak. Aha arka teker düzelmemiş halde. Ben arka teker düzelecek sandım abi. Arka lastik gidik. Çıkamıyoruz ki. Abi rampada kaldık resmen. Bak arka lastik şey. Şu sağ arka patlak hala düzeltilmedi o. Ben yol yardım yapınca düzelir sandım. Abi yapma bunu. Ben bununla böyle gidemem ki. Biraz önce geçtik bu rampayı hatırlıyorsunuz. Yani biraz geriye attı bizi zaten oyun. Ah 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 kaldık abi ben söyleyeyim. Çıkmıyor. Vallahi çıkmıyor. Vallahi gittik. Yok abi. Resmen kaldık şu an. Yine yol yardım yapacağım. Yapacak hiçbir şey yok. Abi bizi biraz ileri at gözünü seveyim. Niye bu rampanın başına attın bizi ya? Abi kaymaya başladı gene. Yine çıkamayacağız. Ne yapacağız? Abi nasıl çıkacağız biz bu işten o zaman? Abi kaldık. Vallahi kaldık gene. Bak gene gitti abi bu. Yine çıkamayacağız. Vallahi çıkamayacağız. Rampada kaldık. Evet gene aynı olay oldu. Abi ne yapmamız lazım? Yani nasıl çıkacağız biz buradan? Nasıl ya nasıl kurtulacağım abi ben? Yol yardımından başka bir şey var mı? Yok. Yine yol yardım açtım ama bu sefer şöyle bir şey yapacağım. Geriye bırakıyorum abi arabayı. Ya araç geri git. Eskort araç. Abi geri gitse ben şuradan biraz hızlanıp geleceğim ya. Abi bırakmıyor ki o da. Vallahi bu çok kötü oldu be abi ya. Abi gerçekten gerçekten şaka gibi böyle yapınca paramız gidiyor mu çok merak ediyorum ha. Zaten çok da bir para yoktu ama. Abi artık çıkamıyoruz bile. Aa eskort araç kayboldu lan. Ha tam kaybolmamış. Şu kenardan bir sıyrılıp şunu biraz geriye salabilirsem şu düzlükte biraz yardırmak istiyorum. Abi yani bu kadar şanssızlık olamaz. Teslimatı yapamayacağız gibi gözüküyor arkadaşlar. Tamam güncellemeyi gösterdik ettik ama teslimat biraz sıkıntıya girdi. Haberiniz olsun. Vallahi sıkıntıya girdi. Hadi be abi ya. Hadi be abi ya. Abi ben buradan kurtulmam mümkün değil arkadaşlar. Mümkün değil yani. Abi biraz önce çıkıyordum. Şimdi çıkamıyorum da yani yukarı doğru. Yani böyle bir durumda siz olsanız ne yapardınız çok merak ediyorum. Abi dur ya. Ya vallahi şu eskort araç olmasa geriye salıp şuradan kaptıracaktım ama onu bile yapamıyorum şu an. Keşke mazot bitse de. Gerçi o zaman bizi bir yere atıyor mu? O zaman da atmıyor ki yine mazotu dolduracak. Yok abi biz kaldık. Birkaç deneme daha deneyeceğim ama yani biz burada kaldık arkadaşlar. Yani seferi yeniden başlatmadan. Hadi abi. Hadi abi. Hadi abi. Bastır abi. 7, 8.
Ya şurayı bir çıksam tamam ya. Yemin ederim tamam ya abi ya. Hadi abi, hadi abi. Çıkarız. Kaydırma lastiği. 7 ile çıkıyor mu ya? Böyle bir şey olabilir mi abi? 5 kilometreye düştü kızımız. Kalıyoruz. Geçmiş olsun. Şaka gibi ya. Vallahi şaka gibi. Abi, ne yapsak ki ya? Abi resmen rampada kaldım ya. Abi rampada kaldık. Geçmiş olsun abi. Yok çıkamayacağım gibi ya. Bir daha yol yardım ama hiçbir şey değişmiyor. Abi rampanın başında bırakmaması lazım ya. Yani gerçekten rampanın başına bırakmaması lazım. Abi kafa o kadar sallıyor ki bak bak şimdi bak izleyin. Yani en azından bir power mod falan bir şey olsa bastırsak ama o bile yok abi, o bile yok. Şuraya kadar gidiyoruz. Daha fazla çıkamıyor araç. Bir yerden sonra bırakıyor ya. O da garip ya. Aslında çıkmışken çıkabilmemiz. Çıkıyor muyuz? Vallahi 11'e hiç çıkamamıştım ben. 11'e kadar hiç gelememiştim. Bu sefer oluyor. Bu sefer oluyor abi. Bu sefer oluyor. Aman dur. Oluyor. Hadi abi. Geldik. Vallahi geldik bu sefer. Çıktık abi. Hadi gözünü seveyim. Hadi. Hadi Aktros. Çok uğraştırdın. Aman kalma. İçeriden sürüyorum. İçeriden batırıyor. Şuraya gelsem var ya orada bir tık hızlanacak, ivmelenecektir. Hadi Aktros. Hadi geldik abi. Tamam. Bundan sonra durmaz. Abi bu neydi ya? Bir herhalde bir 10 dakika uğraştık o rampada ya. Vallahi 10 dakika uğraştım ya ama çıktık ya. Ama bundan sonra da hayatta bırakmam abi. Ben şu yani bu kadar geldiysek ya biraz önce niye gelemiyorsun? Aynı tır. Ne değişti? Hadi bakalım. Arka lastik de patlak olsa biz böyle oradan çıktık ya. Bizim en tehlikeli olayımız oydu ve yükümüz çok ağır arkadaşlar. Yani normal bir yük olsa yani biz burada her halükarda çıkarız. Yani çok rahat gideriz. Tabii şu anda gidiyoruz ama ya böyle bizim bir rahat 50 kilometre gitmemiz lazım. Çünkü 100 kilometredeydi biz şey yaptığımızda. Lastik patladığında bizi geriye attı biraz oyun. Yani 100. kilometrelere gelmemiz lazım öncelikle. Ondan sonra orada bir ileride yetkili servis vardı. Servise gireceğiz ama şu an kaptırdım abi. 50 ile burayı çıkıyorum. Olay budur ya. Olay budur. Çok zorladı. Yemin ederim kapatıyordum yani. Dedim herhalde artık çıkamayacağız. İyi ki son bir kez daha denemişim. Of. Tır o kadar kayıyor anlatamam size. Bakın. Direksiyonu tutuşumu görüyorsunuz değil mi? Düşünün. Düz gittiğim hani direksiyonu yamuk. Eğik tutuyorum yani. Sola doğru bayağı bir çevirerek tutuyorum aracı. Yoksa hani düz şu şekilde gitmiyor. Bak sağa kaçıyor. Yani şöyle gitmem lazım. Bir de şurada bir tehlikeli bir rampamız var. Burayı da çıkarsam herhalde çok bir sıkıntı olmaz. Biraz önce buraları yardıra geçmiştik. Herhalde acısı çıktı. Yük de ağır ya. Lastik patladı gitti abi. Şu an burayı bir çıkarsam tamam mı? Burayı çıkarsam gerisi zaten düzlüktü diye hatırlıyorum. Burayı çıkmam lazım öncelikle. Gerçi orayı çıktıysak abi işte kamyonun tırın dolayı o rampada nasıl durduk? Bir durunca bir daha kalkamıyorsun abi. Yük de ağır. Yani ama vallahi Aktros ya. Pes etmedik. Burayı daha doğrusu ilk kaldığımız yerden çıkmayı başardık. Zor oldu gerçekten ama çıktık sonunda. Ve şu an için servise kadar böyle gitmek zorundayız arkadaşlar. Servise kadar gideceğiz. Yapacak hiçbir şey yok. Biraz klimayı açayım. Vallahi yandım ya. Heh. Tamam. Abi gene bir afalladık mı? Aman ha şurada. Abi lastik iyice kötü olmaya başladı. Yani dışarıdan göstereyim.
Umarım hakimiyeti kaybetmezsem. Yani lastik gitti abi. Yolun altına girdi. Aman 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 aman. Geçin abi, geçin geçin geçin. Soldan basın geçin. Ben şu an lastiğim patladı, gidemiyorum zaten. Aman abi. Aman abi. 116 kilometre kaldı. Ya lastiğimiz sağlam olsa şimdi 50 kere gidip gelmişim. O da bize bir aksiyon oldu. Yani öyle bir yolda kalırsanız zorlayın abi. Demek ki çıkıyormuş. Aha, burası sıkıntı. Bura bayağı sıkıntı. Hız, kilometre hızla düşüyor. Klimayı kapatayım abi. Bu bizi şey yapmasın. Klima açıkken biliyorsunuz çekiş düşer. Hadi. Hadi aman ha, aman 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 15'e 15 kilometreye kadar indi hız. Çıkarız ya. Tamam 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 tamam, çok zorladı. Burada bayağı zorladı. Hızımızı çok düşürdü. Ama servis işareti, aa yemek diyor orada. Gerçi yemeğin olduğu yerde servis de vardır. Biz buralarda bir yerde işte kaldık. Aynen, makas makasladık. Ne diyor? Makas mı yaptı deniyor. Bir şey diyor işte. Deniliyor. Burada kalmıştık artık. Buradan sonra bizi hiç kimse durduramaz arkadaşlar. Abi ne yemeği ya? Ben de kafa gitmiş ya. Anahtar resmine yemek diyorum. Evet. Evet, anahtar tornavida gördük, onu çatal kaşık diye gördük. Ve şu an için, aha ne diyor? Vay, Mercedes'in normal showroom'u böyle de varmış. Vay 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 vay, çok iyi. Şimdi güzel bir güncellemenin getirdiği bir şey daha göreceğiz. Gördüğünüz gibi Mercedes-Benz'in kamyon bayi yetkili servis, normalde böyle bir servis vardı oyunda biliyorsunuz. Artık böyle Mercedes'in servislerini göreceğiz. Orijinal, muhtemelen gerçek hayattaki gibi bu tarz bir şeyi var Mercedes'in de. Öyle bir yer yapılmış. Çok güzel olmuş. Gerçekten çok güzel olmuş. Daha kamyonu da alacağız. Sanırım bu şekilde yapacağız. Aynen. 500 liramızı verdik. Lastiğimizi tamir ettiriyoruz. Çok güzel olmuş. Bu şey çok hoşuma gitti. Servis noktası çok iyi. Yani sıradan bir yer değil. Orijinal lisanslı bir bina olmuş. Her şey bayağı iyi. Gerçekten bayağı iyi. Evet, bak nasıl yardırıyor, görüyorsunuz mu? Şöyle bir bakın abi. İçine falan girebilsek keşke ama giremiyoruz. Burayı zaten girmiştik. Showroom, bunun içini görüyorduk biz ilk başta. Dışında görmüş olduk bu sayede. Burada servisin olduğu bölüm. Vallahi bayağı iyi olmuş ya. Gerçekten çok güzel olmuş. Bu olayı bayağı sevdim. Tabii daha tır alacağız. Kamyon alacağız. Kamyon aldığımızda da buraya zaten aracı çekeceğiz. Muhtemelen kapının önüne falan. Bir şeyler yapacağız. Harika. Hadi bakalım devam ediyoruz. Birazcık gecikmeli de olsa ama ben bir su fışkırtayım abi. Cam bayağı bir kirlendi. Buradan sonra durmak yok. Direkt yardıracağım. Şeye kadar gideceğiz artık. 77 kilometremiz var. Bak nasıl yardırıyor abi. Lastik patlakken neler çektik ya. Neler çektik yemin ederim. Vay 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 vay. Kaptırdım gidiyorum. Vallahi kaptırdım gidiyorum. Kimse tutamaz beni. O ne, radar mı? Abi polisin hiç burada durduğunu hatırlamıyorum ben. Ben hiç, yani öyle bir polis duruşu hiç hatırlamıyorum. Aa, şunlar yenilenmiş sanki. Bunlar böyle değildi. Mavi renkliydi. Mi? Ya ben öyle hatırlıyorum. Neyse biz sağdan bir çıkalım abi. Vay be, ne uğraştık ya. Yemin ederim ne uğraştık ya. Ama iyi oldu. Başardık. O rampadan çıktık ya. Hadi BMW yürü ya. M4 var altında. Yavaş yavaş çıkıyorsun ya. Bizi durdurma bak, lastik patlar. Abi adam o kadar yavaş gidiyor ki, biraz vurdum ya. Biraz vurdum. Biraz vurdum, sıkıntı yok. Şöyle soldan bir kaptırayım. Buraya dönerken bayağı bir sıkıntı olabilir. Yine bir aracı şey yapmayalım. Tamam, güzel. Epey uğraştırdı. Gerçekten sefer biraz uzun sürdü. Normal planlanan süreden, ama o da malum, sebebini biliyorsunuz. Abi bu polisler şey için mi ya? Bizim için ya. Aynen, bizim escort var arkada, yük alır ya. Yolu kapatmışlar muhtemelen, onunla alakalı. Burada olması lazım. Aha, adam girdi. Adam geçti oradan. Neyse. Biz yolumuza bakalım. Polis bize yardım ediyor. Sinyalimizi vermeye gerekiyor. Zaten tek yön. Niye sinyal verelim ki burada, değil mi? Evet, şu lastik olayını kullanarak dönüşümü yaptım abi. Toparla artık.
Efsane ya. Yemin ederim efsane. Buradan mı döneceğiz? Şimdi dönerken dışarıdan bakmak istiyorum. Lastikler mi? Yo, dönük de kalmamış. Abi şöyle dönerken işte bu biraz daha güzel olmasa çok böyle şey gerçek dışı dönüş yapıyor. O hoşuma gitmedi sadece. Aman abi yavaş yavaş yavaş. Aç kapıyı, aç kapıyı abi, aç kapıyı. Teslimatımızı kendimiz yapacağız arkadaşlar. Otomatik yaptırmayacağım. Abi eskorta bir yol ver ya. Adam kesti önün adamın. Şimdi buraya geri geri mi? Aynen geri geri yapacağız park bir de. Vay 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 vay. Şimdi burada dönüşümüzü yine şu yardımla yapacağım dönerken. Bu tarafa mı dönmemiz lazım? Yok, bu tarafa. Evet. Abi dönüşe bak ya. Ya işte abi iyi hoş da yani biraz şey çok dediğim gibi gerçek dışı ya bir dönüş tarzı. O yüzden biraz sevmedim ama bak böyle yerlerde işe yarıyor. Neyse. Hadi bakalım. Geri geri gel bakalım. Gelebiliyorsan şimdi. 360'a geçeyim abi. Dur ama. Geri almadık ki nereye? Aman aman abi. Çok uzun bir yük. Hem ağır hem uzun. Kontrolleri bayağı bir zor. Ama eğlenceli arkadaşlar. Standart yük taşımaktansa böyle yükler taşıyıp daha da zorluğunu görüyoruz. Biraz daha mı gelmem lazım abi? Birazcık daha, biraz daha geri alırsam muhtemelen kabul edecek. Etmedi mi? Etmedi. Biraz ileri mi alalım? Kamera bir yerinde duruyor. Böyle sallanıyor bir sağa sola, bir sağa sola. Abi şu an alması lazım ya. Yani şu an bizim abi daha nasıl bir park istersin ki? Biraz ileri mi alayım? Heh, Dorsey'i getirsek yetermiş. Tamam. Çok güzel bir sefer oldu. Gerçekten çok sağlam. 10.852 lira para kazandık. Bugün güncelleme ile alakalı hemen hemen her şeyi gösterdiğimi düşünüyorum. Yeni kamyonun Aksor'u alalım diyorum ben. Aksor'u da artık sonraki videoda alırız. Hem şu showroom'un dışına da bir gitmiş oluruz. Muhtemelen showroom'u zaten araç aldığımızda Mercedes'e ait. Yani herhalde showroom'un önüne alır bizi bir kere gösterir. Orada bir araç yıkayabiliriz gibi düşünüyorum. Tahminim o yönde. Bakalım göreceğiz. Güncelleme gerçekten çok güzeldi. Otobüs simülatörü de bakacağız arkadaş. Ona neler gelmiş. Onu da merak ediyorum. Bugünlük bu kadar. Umarım videomuz hoşunuza gitmiştir. Sonraki videolarda görüşmek üzere.